hepimizin tabii ki çocukluğuna yönelik bir sürü bayram hikayeleri vardır, anıları vardır. Sizin de böyle sizde iz bırakan bir bayram hikayenizi alabilir miyiz? Tabii biz de özellikle o dönemlerde köylerimiz daha da kalabalıktı. Evet. Tabii o dönem mesela ben de aynı nasıl bizim Ahmet ben şeker toplamayı çok seviyorum dedi. Bunun hani parasal bir şeyi de değil. Bizim mesela Ahmet parayı harçlık işini pek sevmez. Evet. Ama şekerin manevi bir demek ki tatmin oluyor. Ben de kendim iyi hatırlıyorum. Onun yaşlarındayken böyle çocuklarla birlikte ev ev dolaşıp şeker de toplardık. Bir keresinde elimde şeker torbası düşüp kafam kanıyor ama elimden daha şeker torbasını bırakmamışım. Evet. Yani o torbanın içerisinde kanların girdiğini hatırlıyorum ama elimden hala düşüp yüzüm gözüm kan olmasına rağmen o şeker torbasını bırakmamıştım. Onu anımsayabiliyorum. O anımı hatırlıyorum yani. Yüzüm gözüm kan ama elimde şeker torbası duruyor. Bırakmamışım. Evet. Evet. Onu unutmuyorum. Kızım Esra ilkokul 1'e gidiyor. Evet. Tabii onlar da bugün mesela camiye bayrama gelemediler. Normalde bayram sabahlarında şeker dağıtımı olduğu zaman akşamdan beni baba mutlaka kaldır. Bak kaldırmazsan kızarım. Tabii tabii hemen torbasını hazırlar ve bütün diğer çocuklar gibi gözlerini ovuştura ovuştura sabah erken olduğu için caminin önünde yer alıp torbasını açıp oradaki her torbasına düşen 2-3 şekerde gözlerinin parıldadığını görürdük. Ama bu bayram biraz buruk. Yüzü de gördüğümüz gibi. Evet. İnşallah tez zamanda bu illetten kurtuluruz. Yeniden çocuklarımız bayramı bayram gibi yaşar hep beraber. Esra, izleyenlere bir iyi bayramlar diler misin? İyi bayramlar. Evet. Evet, burada bir delikanlımız daha var. Sevgili dostlar, senin de ismini alalım bir. Ahmet Altınöz. Evet, Ahmet Altınöz. Ahmet, bayram deyince ne anlıyorsun bakalım? Bir de bayram sohbeti senden yapalım. Bayram deyince şeker toplamak geliyor aklıma. Evet. Öyle güzel bence bayramlar hepsi de. Evet. Sen de şeker topluyordun değil mi? Evet ama korona olduğu için artık toplayamıyoruz. Evet. Bu bayramda harçlıkta topluyor muydun? Ben harçlık toplamıyordum. Deden harçlık veriyor muydu? Veriyordu ama ben çok istemiyordum harçlık. İstemiyordum ben harçlık. Evet. Ama sen delikanlısın ya harçlık toplaman lazım değil mi? Evet. Gerek duymuyordum harçlığı. Evet. Şimdi buradan bizi izleyen ailelerin çocuklarına sen de bir selam gönderir misin? Buradan iyi bayramlar diler misin? Şuradan kameraya bak bir iyi bayramlar diler. Hepsine iyi bayramlar diliyorum.